Yeşim Hanım merhaba. Merhaba. Videolarınızı zevkle izliyoruz. Teşekkür ederiz. Şimdi merak ettiğimiz bir şey var. Kimler yoga yapabilir? Evet, bu çok güzel bir soru. Biz bu soruyu çok seviyoruz. Çünkü zannediliyor ki yogayı sadece belli bir insan kesimi yapabiliyor. Yani böyle balerin gibi olan, esnek hali hazırda, herhangi bir bedensel sıkıntısı olmayan, işte ince, kilolu olmayan, gibi bir sürü kıstas geliyor insanların aklına. Aksine bizde yogada hiçbir limit yok. Yani eğer bir şekilde hareket edebiliyorsanız, hani tamamıyla yatağa bağımlı değilseniz, kesinlikle herkesin yapabileceği bir yoga türü var. Ve bu yoga türü, mesela yoga terapi olabilir. Özellikle belli bölgelerde ağrı sızı varsa. Veya tamamıyla yin yoga olabilir. Pasif yapılan hareketler. Veya bizim devamlı yaptığımız hatha yoga. Yani belli bir nefes tekniği, meditasyon ve asanalar dediğimiz hareketlerden meydana gelen yoga türüdür hatha yoga. Bunları yapabilirsiniz. Şimdi yogada herhangi bir beden tipi yok. Herhangi bir esnekliğinizin olmasına gerek yok. Zaten yoganın amacı sizi esnetmek. Yani bu şeye benziyor. Ben yeterince esnek değilim, yoga yapamam demek. Aslında duş almak için çok kirliyim demek gibi bir şey. Ona benzetiyorlar. Hakikaten de öyle. Yoga yapmak için herhangi bir yaş sınırımız yok. Herhangi bir kilo sınırımız yok. Herhangi bir hareket kabiliyeti sınırımız yok. Tamamıyla yatakta olmadığınız sürece. Bu yüzden yogaya başlayın ve bırakın, izin verin, pozlarla zaman içinde bedeniniz kendini ufak ufak, yavaş yavaş açsın. Çünkü yoganın amacı bu, size hizmet etmek. Ama bunu yapabilmesi için sizin öncelikle o matın üzerine gelebilmeniz gerekiyor. Yani matın üzerine gelin, belki bir video açıyorsunuz, belki bir sınıfa katılıyorsunuz ve orada eğitmenin talimatlarıyla birlikte yapabildiğiniz kadarıyla hiçbir zaman pozu fazla zorlamadan, kendinizi kesinlikle herhangi birisiyle kıyaslamadan ve bir hedef belirlemeden sadece pozun içinde kendinize izin verin ve bırakın. Herkesin merak ettiği bir şey var. Yoga bir zengin uğraşı mıdır? Tabii ki değil. Çünkü bunun için videolar var artık. Yani hiçbir şekilde bir maddi kazancınız olmasa bile herhangi bir videoyu açıp rahatlıkla evinizde, kendi mekanınızda, ortamınızda yapabilirsiniz. Ayrıca yoga stüdyoları artık bu konuda çok gelişti ve çok fazla yoga stüdyosu var. Ve tamamıyla ücretsiz ders veren ve hatta bazı stajyer öğrenciler için tamamen bedava veya çok cüzi fiyatlarla verilen dersler var. Mutlaka sizin için olan bir ders bulacaksınızdır. Evet, kesinlikle zengin bir şey değildir. Peki yoga yapmak için ne gerekli? Yoga yapmak için rahat bir kıyafet gerekli. Ve eğer kendi ortamınızda yapacaksanız bir mat veya bir havlu veya yumuşak bir zemin sağlayan herhangi bir şey yeterli. Zaten yoga stüdyolarında aslında hocanın amacı, yani eğitmenin amacı size üstünü taslamak veya sizi düzeltmek işte değil. Tabii ki yanlış yapılan bazı çok ciddi pozlar varsa onlar da sizi düzeltecektir. Ama eğitmenin esas görevi size bulunduğunuz yerde bir alan yaratmak. Yani güvenli bir alan ihtiyacınız var yoga yapmak için. Kendinizi rahat hissedebileceğiniz, başkalarıyla paylaştığınızda herhangi bir şekilde yargılandığınızı hissetmeyeceğiniz, kınandığınızı hissetmeyeceğiniz, kendiniz gibi doğal olabileceğiniz bir ortama ihtiyacınız var. Aslında stüdyolar ve eğitmenler size bu alanı sağlamakla yükümlü. Ve orada bu güvenli alanda kendinize bir alan, kendinize bir zaman tanıyorsunuz. Çünkü bizim şu anda şehir hayatında özellikle en büyük sıkıntımız ve yoksunluğumuz kendimize zaman bulamamak, zaman ayıramamak, kendimiz için herhangi bir şey yapamamak. Hep birilerine bir şeyler yetiştirmek, yapmakla uğraşıyoruz fakat kendimize zaman ayıramıyoruz. İşte yoga derslerinde en azından o bir saati tamamıyla hiç kimse hiç başka bir şey düşünmeden kendiniz olabileceğiniz, kendinize zaman, kendinize bir alan yarattığınız bir ortam olarak düşünün ve izin verin orada biraz
dünyadan sıyrıldığınız bir yer olsun orası. Yani illa amacınız bir el duruşunun üstünde duracağım veya şu pozu yapacağım olmamalı. Bana göre amaç orada kendinizi rahatça bırakabileceğiniz ve kendiniz olabileceğiniz, özgür olabileceğiniz, kendinize vakit ayırmanın mutluluğunu yaşayabileceğiniz bir süreç. Ve o sürecin sonunda zaten beden ve zihin o kadar rahatlıyor ki ve nefesler de bunun için çok büyük bir teşvik. Zaman içinde yoga dersinden çıktık, hatta ilk dersten itibaren yoga dersinden çıktıktan sonra kendiniz yenilenmiş, zinde, enerjik ve o girdiğiniz sıradaki psikolojik halinizden sıyrılmış, belki de bambaşka bir insan olarak duygusal anlamda, zihinsel anlamda bulacaksınız. Bu yüzden tamamıyla rahat olmanız ve kendinize birazcık zaman ayırmış olmanız yeterli yoga yapmak için. Yoga yapmak için nasıl vakit bulabiliyorsunuz? Evet, bu da büyük bir soru. Eğer şu anda ben zaten yoga eğitmeni olduğum için başka bir iş alanım yok. Ama çalışanlar halihazırda bir kurumsal şirkete gidip gelenler için bile akşam iş çıkışı dersler yapılıyor stüdyolarda veya hafta sonu eğitimler olabiliyor. Onlara katılınabilir. Ben kendime zaten yoga dersleriyle mükellef olduğum için bu konuda rahatım. Ama dediğim gibi çalışan ve çok fazla vakti olmayan insanlar da zaten bu yüzden kendine vakit ayırabilmek için çok güzel bir fırsat yoga. En azından o bir saat iş çıkışı veya iş öncesi hatta gidip derslerini yapıp kendilerine o vakti ayırıp sonra huzurla, mutlulukla, sağlıkla günlerine devam ediyorlar veya akşam huzurlu bir uyku uyuyabiliyorlar. Yoga felsefesi nedir? Bize anlatabilir misiniz? Yoga kelime anlamıyla union, yani birleşmek, birleştirmek, bir olmak anlamındadır. Çünkü biliyoruz ki eril ve dişil yanlarımız var her insanda. Yin ve yang da diyebiliyoruz buna. Bu yanlarımız genelde bazen daha fazla ortaya çıkıyor. Mesela bazen daha yang olabiliyoruz. Özellikle kadınlar bile şehir hayatında ve iş hayatında daha yang olmak zorundalar. Yani daha eril hareket ediyorlar. Ve yin ve hani daha dişil yanımız biraz baskılanabiliyor. Veya tamamıyla çok dişil yanı ön planda olan insanlar da olabilir. Biraz eril enerjinin ortaya çıkması gereken. İşte yogada biz hem pozlarla hem nefesle hem o meditasyon süreciyle yavaş yavaş bu eril ve dişil sağ beyin, sol beyin dediğimiz yönlerimizi dengeye, uyuma getiriyoruz. Ve bir uyum içerisinde çalıştığı zaman bu iki taraf aslında genel olarak hem hayata karşı daha uyumlu, daha huzurlu, daha sağlıklı ve kendi içimizde, en başta kendi içimizde de yine o uyuma geldiğimiz için böyle bazı çatışmalardan sıyrılmış bulabiliyoruz. Hatta eski sıkışmalardan, eski çatışmalardan, o öfkeden bir nebze olsun dışarı çıkıp artık onlarla özdeşleşmeden daha rahat, kendimizle daha rahat olabiliyoruz. Şimdi kendimizle rahat olmak, o uyuma gelmek, eril dişil dengesini sağlamak aynı zamanda dış dünyayı da bize aynı şekilde yansıtıyor. Yani ilişkilerimiz daha kolaylaşabiliyor. Zaman içerisinde yapmak istediklerimiz ve olmak istediklerimiz için daha kolay bir alan, bir yol açılabiliyor. Ve biz oradan ilerlediğimizde, o akış dediğimiz, tıpkı yoga pozlarında yaptığımız gibi o akışta olduğumuzda hayatta da karşımıza bize daha uygun alanlar, yollar, yönler açılıyor.